Sofranın hakkı Aytaç, lezzetli dakikaları sunar. Merhabalar sevgili izleyiciler, hoş geldiniz Lezzetli Dakikalara. Sizlere iftar için yine güzel menüler, güzel yemek tarifleri vermeye devam edeceğiz. Bugün menümüzde sandal sefası var, erişte var, güllaç var. Ama biz bugün neleri yapacağız ustam? Evet, bugün sandal sefası yapacağız ana yemeğimiz olarak. Evet. Yanına güllaç ve eriştemiz var. Eriştemiz menüde biz güllaç ve sandal sefasını yapacağız. Tamam. O zaman hangisinden başlayalım önce? Önce güllacımızı yapalım, suya dursun, tamam. Bize sandalımıza başlayalım. Malzemelerimiz nelerdir güllacımızın hamuru? Güllaç burada. Yufkası. Hamur değil, yufka yani. Tabii yufkası. hazır hamur alınıyor diyor. Zaten bu açlıktan ev ortamından yapılmayan. Evet. Bu hazır. Yalnız bunun sütü kiloya 200 gram şeker. 1 kiloya 200 gram. 200 gram şeker. Biz bunu kaynattık. Evet. Değil mi? Tabii bunu kaynattık. Yalnız bunu tekrar soğuttuk. Yani kaynar değil. Kaynar değil. Evet. Ilıklaştırdık. Tabii yani parmağınız değdiği zaman yakmayacak şekilde olması lazım. Evet. Evet bunun içine ceviz. Cevizimiz de çekilmiş burada. Ceviz koyacağız. Evet, burada cevizimiz. En üstüne de yeşil fıstık koyacağız. Fıstık. Bu kadar malzeme. Bu kadardır. O zaman başlayalım istersen. Tabii, başlayalım. Şimdi yapmaya başlayalım istersen ustam. Evet. Benim kafama bir şey takıldı. Şimdi hani sütü kaynattık, soğutmaya bıraktık. Sen evet. İstersen yapmaya başlıyorsan ben tabii. O sorumu yine sorayım. Tabii ki. Kaynattık, sonra biraz soğutmamız gerekti dedim. Evet. Biz bunu mesela pastörize sütle yaptık. Kaynatmak gerekiyor mu? Evet. Pastörize için geçerli değil tabii geçerli bu. Değil. Pastörize sadece ısıtıyoruz. Aha. Hani taze süt. Dökün onu kaynatmak muyum? Gerekiyor. Tabii siz dökün. Şeyi mesela o zaman hani inekten sağlanan sütü biz kaynatacağız, sonra soğutacağız. Tabii, farkı mı? Evet, aynen öyle. Bol mu dökmem gerekiyor? Tabii dökebilirsiniz. Tamamen ıslatın. Şimdi ana yemeğimize geçiyoruz. Evet. Sandal sefası, kabak, tavuk eti, yani kıyma da olabiliyor, aha, kuşbaşı dana eti de olabiliyor. Ama biz hafif olsun, tavuk etinden yapıyoruz bugün. Önce kabaklarımızı bir haşlamak için ikiye bölüyoruz. Haşlamamız tabii, gerekiyor. Tabii. Sandal sefasında kabakları evet, haşlayacağız. Kabaklarımızı haşladık. Sandal gibi kabaklarımızı oyduk, haşladık. Evet. Tavuğumuz, etimiz de hazır. Evet. Beşamel sosumuz da hazır. Şimdi isterseniz son aşamalara geçelim. Ne evet. yapacağız ustam? Şimdi bu kabakların içini dolduracağız. Etlerimizle dolduruyoruz. Evet. Ya böyle tepsiye de dizilebilir. Şimdi beşamel sosu koyacağız. Beşamel sosumuzu evet. koyacağız. Evet. Şimdi kaşar peyniri var. Kaşar peynirimizi de şöyle evet. size vereyim ben ustam. Şöyle yine tutayım izleyicilerimiz görsün. Fırına götürelim. Evet, 180 derece fırında 10 dakika pişireceğiz. Çok değil 10 dakika. 10 dakika. Tamam. Yani üstü fırına, kızarana kadar. Tamam. Yemeklerimiz hazır. Sandal sefasını fırına vermiştik. Güllaçımıza da sütümüzü beklemesi için zaman evet. vermiştik. İkisi de hazır. Evet. Şimdi sunuma başlayacağız. Servis tamam. tabaklarımıza koyduk. Bu kadar mı hazırlanış? Başka bir şey koyacak mıyız üzerine? Yok. Şimdi güllacımızı kesiyoruz. Evet, güllacı keseceğiz. Sütünü çekti gördüğünüz gibi. Sen keserken ustam ben de yine her zamanki gibi vazgeçilmez evet. içeceğimizi hazırlıyorum. Nazo hazırlıyorum size. Şeftali olan nazodan hazırlayacağım. Biliyorsunuz artık 1,5 litreye bir paket yetiyor. Böyle iyice açayım ben. Ondan sonra paketteki bütün içeceği suya ilave ediyorum. Evet, döküldü. Oh, kokusu bile çok güzel. Sonrasında iyice çalkalıyoruz. Karıştırmamız gerekiyor. Tadı güzel olması için, aromasını iyice vermek için. Serin serin. İftarlıktan, iftarda çok
rahat içebileceğiniz şekersiz, kalorisi az, 4 kalorili ve meyveli C vitaminli içeceğimiz hazır. Sevgili izleyicilerimiz, güllacımız hazır, sandal sefamız hazır. Bugün sizin sefanız olsun, bizim de sefamız olsun. Sabırsızlıkla iftarı bekliyoruz. Sizin ellerinize sağlık ustam. Çok teşekkür ederim. Ne diyoruz o zaman sevgili izleyicilerimize? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hayırlı iftarlar. Sofranın hakkı Aytaç, lezzetli dakikaları sundu. İftar zamanını sundu.